Arkadaşlar herkese merhaba. Biraz böyle bugün, daha doğrusu dünden beri ev taşıma işleriyle uğraşıyorum. Öyle olunca da doğru düzgün yayına hazırlık yapamadım. İnternetim falan da çok kötü şu an. Bir şekilde telefondan bağlanmaya çalıştım. Elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Sedat Peker'in 8. videosu çok önemli. Başlıklar, çok önemli içerikler var. Suriye silah meselesi önemli. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanma unsuru olabilecek bazı deliller içeriyor. Çünkü içeriden itiraf mahiyetinde bir video. Bir de açıklamalarının satır aralarında çok önemli tehlikeler var. O tehlikelere de değineceğim. Bundan sonra ne olabilir? Nasıl bir süreç başlar? Hem ona bakacağım hem de Sedat Peker'in aslında bugün anlattığı şeylerin yaş kararlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu birkaç yayınımda vurgulamaya çalışmıştım daha önce. Onlarla ne alakası var ve nasıl oluyor da Sedat Peker'in bir anda bu kadar ifşaatları ortaya çıktıktan sonra sistematik ifşaatlara dönüşen bir durum, bir anda nasıl yaş kararlarını bağlayan bir duruma dönüşecek? Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlikelerden biri ne? Sedat Peker'in bu açıklamaları bu tehlikenin de işareti mi? Onlara böyle maddeler halinde değinmeye çalışacağım. Eğer fikirlerimi çok fazla toparlayamazsam şimdiden özür diliyorum. Çünkü hakikaten ev taşıma işlemleriyle uğraşıyorum ve şu an her taraf böyle berbat bir halde. Neyse, özetle şimdi anlatmaya çalışayım bazı şeyleri. Sedat Peker'in Suriye tırları, Suriye'ye giden tırlarla ilgili mi tırlarıyla ilgili açıklamaları Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu sayılabilecek unsurlar. Özellikle Amerika'nın Obama yönetiminin liberal anlayışla geldiği o politik düzenin bir noktadan sonra Türkiye ile beraber Orta Doğu'daki hakim unsur ve o hakimiyetin devam ettirme adına atmış olduğu politikaların bir noktadan sonra işi devrildiğini hepimiz görmüştük. Bu aşamalı devam ediyordu. Aslında işi de hepsi yol verdiler. Özellikle El-Kaide'yi bir havuzda toplamanın, bir havzada toplamanın projesi olarak baktım ben başından beri. İşi de bütün göstergeler de onu doğruluyordu. Avrupa'daki, hatta sadece Avrupa'daki de değil, dünyanın birçok yerindeki irili ufaklı tehlike boyutuna ulaşabilecek olan El-Kaide vari bütün yapıların tamamının Türkiye üzerinden trafiği sağlanarak adeta Suriye ve Irak bölgesine menşe edildi, boca edildi. Tabii bu tek taraflı da olmadı. Bir taraftan mesela IŞİD her ne kadar böyle Şii yapılanmaya karşı kendilerince Sünni bir kimlikten geldiklerini anlatmaya çalışsalar da IŞİD'in patronları daha Irak bölgesine geçmeden önce 2 yıl boyunca İran'da kalıp İran'da belli eğitimleri almış olduğu da ortaya çıkıyordu. Şimdi o havzayı açarlarken işte Erdoğan da kirli oyunun içerisinde kendisini hakim bir unsur olarak görmeye başladığı andan itibaren önemli bazı suçlara bulaştı. Savaş suçu sayılabilecek noktalara ulaştı işler. Silah sevkiyatları bunlardan biriydi. Bu silah sevkiyatları Suriye'ye giden silah sevkiyatları Suriye'deki iç savaşın zirveye çıkmasına neden oldu ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Birçoğu evsiz kaldı ve Suriye'de sadece silah ticareti değil, Türkiye'nin yaklaşık olarak 12'ye yakın Türkiye'den şirket Suriye iç savaşını kışkırtma amaçlı Suriye'de sarin gazı dahil olmak üzere birçok kimyasal olarak kullanılacak birçok kimyasalın sevkiyatında da kullanılan şirketler karşımıza çıktı. Gerek bu şirketler 12'ye yakın Türkiye'den kimyasal silah olarak kullanılabilecek olanların içeriğini sağlayacak olan envanterin sağlanması, içeriklerin sağlanması, gerek tırların MIT'in kullanılarak, MIT'in bir bölümünün, bir ekibinin, bir çetenin kullanılarak Suriye'ye yapılan silah sevkiyatları belli bir noktadan sonra işi başka bir noktaya taşıdı. Dolayısıyla öyle olunca da başka bir aşama var şu an karşımızda ve Sedat Peker bunların itirafını yapıyor. 2015 senesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu silah sevkiyatlarının hem Hakan Fidan'ın hem Erdoğan'ın içinde olduğu bir dosyanın incelemesi yapılması adına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde aslında dosya bilgisiyle, belgesiyle beraber dosya şeye girdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Birleşmiş Milletler'de bu dosyaların ele alınmış biçimi sadece inceleme olarak ele alındı.
kanıt ve delil sözüm onu arıyorlardı. Tabii aşama aşama gidiyorlar. Şimdi Sedat Peker, Erdoğan ve heyetinin özellikle iktidardan düştükten hemen sonra ya da işler biraz karıştıktan sonra uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanabilecek olmalarının önünü açmış oluyor. Yani zaten inceleme vardı fakat deliller bulunamıyordu. Sedat Peker'in açıklamaları bu noktada önemli. Öyle Erdoğan'ın kolunu, bacağını koparmış değil, Erdoğan'a gövdeden daldı Sedat Peker. Gövdesini koparmaya çalışıyor. İşte bu olayların yansıma biçimini ele aldığımızda karşımıza yaş kararlarıyla birlikte atılacak olan adımlar ortaya çıkıyor. Çünkü önemli bir noktaya daha değiniyor Sedat Peker. O da Sadat'ı aslında ifşa ediyor. Suriye'ye giden silahlar konusunda Erdoğan'ın en önemli ortağının Sadat olduğunun vurgusunu da yapmış oluyor. Gelen paralar son dönemlerde, son zamanlarda özellikle Suriye'den elini çeken ABD yönetiminin, o Obama döneminden bahsediyorum. Onlar son dönemlerdeki politikalarında ABD yönetiminden, Suriye'den ellerini çekip Rusya'nın oraya biraz müdahil olmasıyla birlikte işler istedikleri gibi yürümeyeceğini fark edip biraz kenara çekildiklerinde kenara çekilmeyen tek kişi Erdoğan olmuştu. Çünkü gerek Suudi Arabistan'ın, dolaylı olarak da Katar'ın desteklemiş olduğu böyle bir silah sevkiyatında milyarlarca dolarlık para dönüyordu ortada. O para trafiği kafaları döndürdü, başları döndürmüştü ve Suriye'de tam hakim olacaklarını düşünen bir yapı karşımızdaydı. Kirli yapılar devam ettiler, ilişkilerini devam ettirdiler. Hem Rusya ile o dönem çatıştılar, Amerika ile karşı karşıya geldiler. Her iki ülkede onlarla ilgili dosyalarını hazırladı, bekletiyor. Bu dosyaları tutuyorlar, belli bir noktadan sonra işleme sokacaklar. Çünkü artık kanıtlı, delilli, itiraf eden bir adam var karşılarında, o da Sedat Peker. Sedat Peker'in bu açıklamaları önemli. Diğer açıklamalarına gelince Sedat Peker'in Sadat'la ilgili açıklamaları önemliydi. Bir de 15 Temmuz vurgusu önemliydi. 15 Temmuz vurgusunda alt mesajlarında metinlerden şunu okuyabilirsiniz. Sedat Peker'in elemanları 15 Temmuz'dan önce Süleyman Soylu ile birlikte hareket ederek Sedat Peker 15 Temmuz'dan önce ne yapılacağını aşamalı olarak, kademeli olarak organize etmişlerdi ve bundan ötürü de milyonlarca dolar para almışlardı. Onu tabii kendilerine sorsanız vatan millet Sakarya için yapmışlar ama milyonlarca dolar paralar almışlardı. 15 Temmuz'da bu organizasyonun içerisinde yer aldılar. Çünkü Sedat Peker'in hem eski ağababaları Avrasyacılar hem yeni ağababaları olan Süleyman Soylu, NATO artıkları, ağırları ve Erdoğan, bütün bunların tamamı 15 Temmuz'un o kalkışma öncesinden her şeyiyle haberdar olup o tuzağı organize eden şebekelerdi. Bu şebekelerin anlaştığı kilit noktalarda Sedat Peker hep karşımıza çıkmış oluyor ve bunun vurgusunu yapıyor. 15 Temmuz'da öyle duydum, sokağa çıktım, rütbelileri vurun dedim, öyle onu herkes hiç kimse yapamaz, daha doğrusu herkes yapmaz değil de hiç kimse yapamaz. Neyin ne olduğunu belli olmadan toz dumana karışmış bir vaziyette. Zaten Sedat Peker de öyle diyor. Herkes korkup kaçmışken ben çıktım, şöyle yaptım, böyle yaptım, açıklamalar yaptım. Aslında biliyorum 15 Temmuz öncesini. Eğer çok üzerime gelirseniz 15 Temmuz'u da izah ederim, açıklarım. Onun detaylarını da, bilgisini veririm diyor. Diğer bir konu, yaş kararlarıyla ne alakası var? Avrasyacılar intikam alma peşindeler. Bunlar hep birlikte 15 Temmuz'un kumpasına, hep beraber yer aldılar. 15 Temmuz kumpasından sonra zannediyorlardı ki Gülenciler her yerden temizlenecek. TSK'ya, emniyeti, MİT'i bölüşecekler, birlikte hareket edecekler. Erdoğan da onlara pastadan pay verecek. Erdoğan onlara pastadan pay vermekle beraber onların adamlarını birer ikişer tasfiye etti. NATO artığı olan Bahçeli ekolünü oyuna davet etti. Denge unsuru olarak da Bahçeli ekolünü kullandı. Özellikle de TSK'da Avrasyacıları sıfırladı. Son yaş kararlarıyla da, önümüzdeki yaş kararlarıyla da özellikle Sadat'ın, Adnan Tanrıverdi'nin, Hulusi Akar'ın ve Hakan Fidan'ın çalışmalarıyla, önümüzdeki yaş kararlarıyla Avrasyacılardan geri kalanlar da tasfiye edilecek. Zaten Sedat Peker'in attığı o fidanlar midanlar da gönderme yapıyor. Kendince bazı göndermeler yapıyor. Psikolojik harbin bazı taktiklerini öğrenmiş bir eleman Sedat Peker. Kendisine bunlar söyleniyor. O da ortalığı karıştırıyor mikser gibi. Bir de oradan kendisine pay çıkarıyor. Çok akıllı bir adam rolü oynayarak öyle paylar çıkarıyor. Halbuki Sedat Peker de öyle çok kendini pazarlamaya kalkmasın. Yaptığı işler belli. Devlet adına işte zaten yaptığı pis işleri kendisi anlatıyor. Kandırıldık diyor, gaza geldik diyor. Böyle bir eleman. Şimdi bu elemanın bu açıklamaları önemli. Devlet içinden açıklamaları yapıyor. Adnan Tanrıverdi'nin kafasını, kellesini almaya çalıştı ve Sadat'ı bu yüzden ortaya getirdi. Temel neden Sadat'ın hazırlamış olduğu listeler.
Diğer bir tehlikeli nokta, Türkiye için çok tehlikeli olabilecek bir nokta. Size yıllardır anlatıyorum. Silahlı milis güçler oluşturuyorlar, halk güçleri oluşturuyorlar. Ve bunlar sokağa çağrılma gibi yapılınca halk sokağa çıkıyormuş gibi ellerinde silahlarla dışarı çıkacak olan bir potansiyel var. Ve bu potansiyelleri özellikle seçim olursa ve kaybederlerse kullanacaklar demiştim. Sedat Peker bugün bazı çağrılarda bulundu ve dedi ki sokağa çağrılma durumları olursa çıkmayın. Daha önce sokağa çıkmaya hazırlanın, av tüfeklerinizi hazırlayın, tüfeklerinizi hazırlayın, kimin elinde ne silah varsa mutlaka hazırlık yapsın diyen Sedat Peker bir anda sizi sokağa çağrılırlarsa çıkmayın demeye başladı. Neden? Sokağa kim çağıracak, niye çağıracak? Demek ki bir kumpas, bir oyun, bir tezgah peşindeler. Sedat Peker'in beraber çalışmış olduğu Avrasyacı bazı akıl, bazı insanlar da onlara bu konuda, Sedat Peker'e bu konuda akıl vermiş görünüyor. Demek ki ortalığı kan gölüne çevirecek yeni planlar, yeni projeler ortaya çıkacak. Siyasi bazı suikastlar olabilir, politik suikastlar olabilir. Türkiye'nin önemli bazı isimlerine yönelik yapılacak olan bu suikastlarla ortalığı karıştırabilirler. Kılıçdaroğlu'na ve Meral Akşener'e yapılan linç, benzeri linçler olabilir. Bütün bunlardan bir mağduriyet olayı devşirilebilir farklı noktalarda. Sokağı birbirine karıştıracak eylemlere imza atabilirler. Karşıt görüşlü muhalefetmiş gibi görünerek sokağa kalabalıkları döküp o kalabalıkları daha sonra provoke edip insanları kendi taraftarlarını da ortalığa saçabilirler. Bütün bunların hepsi Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike, özellikle seçimi kaybederse Erdoğan milleti yeniden sokağa çağıracağından şüpheniz olmasın. İşte Sedat Peker de bu, aslında herkes Suriye silahları, MİT tırları onlara konsantre olmuşken Sedat Peker'in sakın dışarı çıkmayın çağrısını ihmal ediyor. Asıl tehlikeli nokta da bence o. Çünkü Suriye sırları, Suriye'ye giden silahlar, MİT tırları, diğer ifade edilen ama AKP'nin tırları olan o tırlar zaten 2015 yılından itibaren ele alınan, bilinen, Rusya'nın da Amerika'nın da bildiği, herkesin bildiği bir sır mahiyetindeydi. İçeriden gelmesi, itiraf edilmesi elbette ki önemli. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki incelemeyi yargılamaya dönüştürebilecek bir şey gibi, delil gibi karşımızda duruyor ama daha önemli bir şey var Türkiye için. O da bu iç savaş benzer çağrıların olabileceği ve bu çağrılara, iç savaş benzeri çağrılarda insanların sokağa çağrılması durumunda Sedat Peker'in insanların sokağa çıkmasını istememesi durumu söz konusu. Peker ben öfkeyle hareket ettim. Daha sonra niye yapıyorum ben bunu? Başka bir aşamaya dönüştü. Çünkü düşmanlarım genişledi diyor. Bundan 3 ya da 4 yayın önce Sedat Peker'in aslında öfkeyle ailesine olan kızgınlıkla ortaya çıktığını ama beklediği tepkileri görmediği için bir noktadan sonra da kendisine bilgi belgeler aktığını ve beraber hareket ettiği, eskiden beraber hareket ettiği kliğin tekrar yeniden devreye girmiş olabileceğini söylemiştim ki onlar Avrasyacı'ya koldu zaten. Onlar devreye girmiş görünüyorlar. Sedat Peker'le artık birlikte bir organizasyon var. Çok net bir şekilde bu görülebiliyor. Ama bu organizasyon Erdoğanların dediği gibi uluslararası bir organizasyon falan değil. Tam tersine Erdoğan besleyip büyüttüğü, 2013'ten sonra sarıldığı, denize düşenin yılana sarılma misali sarılmış olduğu derin devlet içerisindeki o Avrasyacı yapılanma, o yapılanma Sedat Peker'le birlikte hareket ediyor. Perinçek'in çıkıp açıklama yapmalarına aldanmayın. Dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi Perinçek artık kendi mahallesi tarafından kopulmuş, saraya yamanmaya çalışan bir elemandan öte bir şey değil. Fakat Avrasyacıların diğer kesimleri kuvvetli olan OYAK grubu diye bir grup vardı. Onlar Marmara grubu diye grup vardı. Onlar Oda TV grubu, Soner Yalçınlar. Bunlar başka şekilde çalışıyor kafaları. Bunlar başka bir formasyonla devlet içerisinde derin mekanizmalarla birlikte kol kola hareket ediyorlar. Bunların bu yönetimiyle Sedat Peker'in doğrudan bir bağı ortada görülüyor. Artık net bir şekilde bu resim görülüyor. Hem 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'ın kendilerine vaat etmiş olduğu ama yerine getiren ve getirmediği şeylerin intikamını almaya çalışıyorlar. Hem de bir taraftan önümüzdeki süreçte yaş kararlarıyla olabildiğince zayıflatmaya çalışıyorlar. Yaş kararlarından geri adım atılsın diye önümüzdeki dönemlerde Hulusi Akar'ın kellesini istiyorlar, Hakan Fidan'ın kellesini istiyorlar. Bahçeli'nin etrafındaki NATO artığı olan Mehmet Ağarcı, Süleyman Soylu gibi elemanların da koparılmasını istiyorlar oradan ve dolayısıyla Erdoğan'ın etrafından dolaşarak böyle bir kavgayı veriyorlar. Kimle veriyorlar? Doğrudan Erdoğan'la veriyorlar.
Çünkü bu artık derin devlet mekanizması içerisindeki bu yapıların kirli bir savaşı söz konusu. Sedat Peker doğrudan Erdoğan'ın gövdesinden kopardı. Çünkü Sadat'ı gündeme getirdi. Adnan Tanrıverdi gündeme gelmiş oldu. Sadat'ın silahlı güçlerinin özellikle halkı eğitmiş olması önemli. Oranın altını tekrar çiziyorum. Bir de sevgili arkadaşlar, 80'lerden önce bu siyasal İslamcıların kendi farklı bir kliği vardı. O kliğin sadece cihatla mücadele edilebilir ve Türkiye'de rejim değişebilir dedikleri Akıncılar grubu diye bir grup vardı. İşte bu Akıncılar grubu denen grubun da yapısına baktığınız zaman Kayseri, Konya, Adıyaman, İstanbul, Ankara buralarda yapılanıyorlardı. Ve bu yapılanmayı da devam ettirenler Çerkez grubu denen, bir de Çeçen grubu denen iki farklı grubun TSK bünyesinden koparılan, emniyetten koparılan, özel harp dairesinde çalışan bazı görevli insanların eğitimiyle yapılıyordu bu işler. Yılda 3000'e yakın insan eğitiyorlardı bunlar. Ve bunların eğitildiği en önemli merkezlerden bir tanesi de bu saydığım iller haricinde bir de Düzce'ydi. Düzce'de de neler oluyor? O silahları o Düzce'dekilere kim götürüyordu? Bizzat Sedat Peker'in elemanları götürüyordu. Sadat'la Sedat arasında çok ciddi bir ilişki sağlanmış durumdaydı. Sadat'ın silahlarının temin işine de Sedat bakıyordu. Sadece Suriye'ye gidenlerden bahsetmiyorum. O eğitimlerde kullanılanlara da bakmak lazım. Bir de Sedat'ın Çeçen mafyasıyla, Çerkez mafyasıyla, Balkanlar mafyasıyla arası iyiydi silah kaçakçılarıyla, ticaretiyle. Bir de Sedat'ı, Peker'i orada kullanıyorlardı. Şimdi artık bir başka akıl devreye giriyor ve Sedat Peker Tayyip Erdoğan'la geri döneceğini hesaplarken artık Tayyip Erdoğan'ın hani kendi ifadesiyle Sedat Peker'in cepheyi genişletmesiyle, düşmanları çoğaltmasıyla Tayyip Erdoğan'ın da Sedat Peker'in karşısında yer alması ve onun aleyhine açıklamalar yapması Peker'i anlaşılan iyice öfkelendirmiş. Son 3 videosunda Sedat Peker Berat Albayrak'a göz kırpıyordu ve Süleyman Soylu'ya senin yüzünden onunla biz düşman olmadık mı diyerek Berat Albayrak'a mesaj gönderiyordu. Fakat Berat Albayrak'ın para transferini nasıl yaptığını anlatma anlamında Ethem Sancağ'ın da işte akrabası olan Murat Sancağ'ın ismini verdi. Bunlar önemliydi çünkü para trafiğini anlatıyor. Gövdeden koparıyor dediğim Sadat ve Adnan Tanrıverdi. Örneği önemli, Suriye'deki tırlar önemli, Erdoğan'ın gövdesinden koparıyor. Damat önemli çünkü kara para buradan dönüyor. Dikkat ederseniz Sedat Peker bütün kaçakçılık işlerinin tamamını anlattı. İkinci el arabaya kadar ve bunların tamamının kaç milyar dolar olduğundan bahsederek Berat Albayrak'a noktayı getirdi olayı. Berat Albayrak Erdoğan'ın en önemli kasası. Bunu defalarca size söylemiştim. Bu yüzden kasasına Erdoğan hiçbir şey yapmaz. En fazla işte bakanlıktan görevden alır. O da bakanlıktan almasının nedeni Berat Albayrak'ın kendince önüne gelen bakanı tokatlaması, milletvekiline hakaret etmesi, parti teşkilatını küstürmesiydi. Bunları alt üstü topladığınızda Sedat Peker bir de Berat Albayrak üzerinden o kirli paraya dikkat ediyor, dikkatleri çekiyor. Bir de kirli paranın merkezinden bahsediyor. Özellikle bu paralar nereye gidiyor, nereye gidiyor diye ikide bir soruyordu. Aslında nereye gidiyor yerine saraya gidiyor demesi gerekiyor. Ama o kavgayı biraz daha bekletecek. Sedat Peker için Erdoğan da artık bir çıkış bileti olmaktan çıkmıştır. Tek çıkış bileti kalmış Sedat Peker'in. Şimdi de demek ki birileri Sedat Peker'e Erdoğan sonrası yeni bir dizayna geçileceğini ve bu dizaynla birlikte Sedat Peker'in de geri dönebileceğini ya da yargılanmayacağını ya da kısa süreli bir yargılanma yapılarak tekrar yeniden Türkiye'deki kirli işlerini devam ettirebileceğini, bunu yaparken de devlet destekli yürütebileceğinin garantisini vermişler. Bunlar da Avrasya Cicenah anladığım kadarıyla. Avrasya Cicenah oyuna dönmek için Sedat Peker'i artık bir koç başına döndürmüş durumda. Net bir şekilde bu videonun bütün satır aralarından bütün bunları okuyabilirsiniz. Özellikle Sedat Peker iki şeyin ayrımını yaptı. Bütün bunları ifşa ederken bunları devletin yapmadığını, şahısların yaptığını söyledi. Yıllardır biz ne diyorduk? Ben ne diyordum yıllardır? Sedat Efendi, benim gibi insanları, gazetecileri vatan haini ilan etmiştin. Direklere mireklere asıyordun. Bu senin bahsettiğin çetenin silah ticareti yaptığını ve bu silahların devletle milletle bilmem neyle alakası olmadığını anlattığımızda bir de hani delikanlı diye geçiniyorsunuz ya ortalıkta alemde.
İnsanların ailelerini, yuvalarını yaktınız, yıktınız, mahvettiniz. Devlet ayrıymış, bu çete ayrıymış. Yaptıkları devlete ihanet değilmiş, vatana ihanet hiç değilmiş. Beraber çalıştığın çetelerin tamamını kaç senedir yazıp anlatıyorum ben. Şimdi mi aklın başına geldi? Bir de oradan beylik beylik laflarla konuşuyor, ediyor, anlatıyor. Ne kadar proje eleman varsa onları övüyor, başka şeyler söylüyor böyle. Anlatıyor, kendini bir kabartıyor, köpürtüyor. Avrasyacılarla beraber hareket etmenin bir noktadan sonra varmış olacağı sonucu da söyleyeyim. Ben dönebilirim Türkiye'ye, sen dönemezsin. Ha, buraya da yazıyorum bunu. Göreceğiz. Bunca sene bir sürü film fırıldak çevirdiler. Soğukkanlı soğukkanlı anlatmaya çalışıyorum. Sonra böyle aklıma bunların yaptığı, bunca yıldır yaptığı şeyler geliyor. Bir tuhaf oluyorum yani. Kızmayayım kızmayayım diyorum ama hani her biri ayrı bir baş olmuş kendince. Merak etme Sedat Efendi. Sen beraber çalıştığın o klikler, ekipler, o kirli yüzler, onların hepsini de ifşa edecek insanlar çıkacak. Sen bugün böyle devam et. Aferin sana. Böyle aynen git. Böyle git. Ağababalarını tek tek satmaya böyle güzel güzel devam et. Ama içinde bulunduğun o klik de belli. Hepiniz aynısınız. Lacivertleriniz farklı sadece. Hepiniz lacivertsiniz. Hepiniz. Ama farklı farklı tonlardasınız. Başına bela olmuşsunuz ülkenin, Türkiye'nin. Kutsamış olduğunuz o devlet şeyiyle, bahanesiyle çeteler oluşturmuşsunuz. Özetle, Sedat Peker'in bu anlattığı şeylerin tamamını topladığınızda Erdoğan'ın gövdesinden kopardığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Üçüncü koparışı da, gövdeden üçüncü koparışı da birincisi Adnan Tanrıverdi, Sadat ve Suriye'ye giden tırlar. İkincisi Berat Albayrak üzerinden anlatılan o aslında ima ettiği kara para trafiği. Üçüncüsü ve daha önemli noktalardan bir tanesi 15 Temmuz vurgusu ve aslında oradan dönen tezgahları bildiğini ima etmesi. Bunları altlı üstü topladığınız zaman Erdoğan'ın gövdesinden nasıl kopardığını görmüş oluyorsunuz. Dördüncüsü de biraz daha diğerlerine göre daha basit sayılabilecek bütün paranın o beşli çeteye, beş aileye gittiğini vurgulaması, beş şirkete gittiğini vurgulaması. Tüm bunları altlı üstlü topladığınızda artık işin içerisinde ne Mehmet Ağar'ın ne Süleyman Soylu'nun olmadığını görüyorsunuz. Direkt hedefin Erdoğan olduğunu da fark etmiş oluyoruz, görüyoruz. Zaten stratejileri böyleydi. Sedat Peker kendisine Erdoğan'ın kalemini kırdığı andan itibaren birçok şeyi ifşa edeceğini, ilan edeceğini zaten söylemiştim. Daha ortada hiçbir şey yokken ikinci ya da üçüncü videosunda ekrana tuttuğu kağıttan Suriye'ye silahları, tırları giden silahlar diye zaten söylemişti ki o zaman konuya hiç değinmemişti bile. Oradan Erdoğan'ı kendince tehdit ediyordu. Yani ben konuşursam bana destek ol. Eğer ben konuşursam seni de yakarım. Suriye'ye giden tırları da anlatırım ifşasıydı. Onu yaptı. Bir de kendince bel altı bir vuruş yaptı. İki önemli şeyi de söyledi. Ve Halil Falyalı'nın üzerine neden gidilmiyor? Çünkü onun elinde hepinizin kasetleri var dedi. Nereden biliyor? Halil Falyalı'nın elindeki kasetleri, herkesin kasetlerinin Halil Falyalı'da olduğunu demek ki kendi de biliyor. Bir de bel altı vuruşları yapıyor. Zaten işte benimle ahlaki ölçülerde savaşmazsanız, şeytanlaşırsanız ben sizin karşınıza daha büyük şeytan olarak çıkarım diyerek de hiçbir ilkesinin, prensibinin olmadığını da belirtmiş oluyor. Bütün bunların tamamını toplarsak ortaya çıkan sonuç son 10 senedir özellikle uluslararası ceza mahkemelerinde yargılama konusu olabilecek olan bütün haltları, yedikleri kendi içlerinden biri tarafından itiraf edilmiş oluyor. İşte Sedat Peker'in şeyi de bu. Bir de sevgili arkadaşlar, bazılarınız sitem ediyorsunuz, bazılarınız diyorsunuz ki ya Sait Bey anlatıyorsun yayınlarda ya da Twitter'da yazıyorsun. Sonra da diyorsun ki ya bak ben daha önce bunları anlatmıştım etmiştim. Çok bunu vurguluyorsun. Kendini çok ön plana çıkarıyorsun falan filan diyorsunuz. Böyle şeyler söylüyorsunuz ama. Herhalde yani bu kadar çok mücadele verip kendimi bazen böyle şey zannediyorum. Hani şey gibi hissediyorum yani. Böyle Çin Seddi'nin önünde duran bir adam var. Eline bir çekiç almış. Öyle o Çin Seddi'ne vuruyor.
Kendimi uzun zaman böyle hissettim. Uzunca bir süre. Büyük bedeller ödettiler. Hala da devam ediyor. Ben onları söylerken de aslında o vurguları şuna getirmeye çalışıyorum. O kadar çok karaktersiz, haysiyetsiz, omurgasız, gazeteci kılığında dolaşan elemanlar var ki. Bunca sene anlattık, ettik, görmezden geldiler, başka şeylere girdiler, bir tek bedel ödemediler, burunları dahi kanamadı, hiçbir şekilde suya sabuna dokunmadılar. Mıy 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 konuştular, sünepe sünepe işler yaptılar. Sonra bu herif çıktı içlerinden, itiraf etti, onlar da kalkmışlar. Yıllardır anlattığımız şeyleri, detaylı bir şekilde anlatıp analiz ettiğim şeyleri kendilerince alıp konuşuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan, yine haysiyetsizce, yine omurgasızca, yine karaktersizce kendileri yapmadıkları şeyleri ben ve benim gibi 3-5 kişi yapıyor diye bize de terörist yaftası, falanca grup, filanca mahalleye ait bilmem neci, falancı, filancı deyip aptal aptal konuşuyorlar. Aslında bu aptalların ağız payını vermek için ben bunları anlatmıştım, etmiştim diyorum. Başka da bir nedeni yok. Bunu da alınmayın kendinize, sitem gibi de görmeyin. Ha, ne oldu? O Çin Seddi'nin işte önünde duran, elinde çekiçle vura 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 bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak o çaresizliğimi hissetmeme rağmen ben o çekici sallamaya devam ettim. Sallamaya da devam edeceğim. O delik açıldı. O yarık oluştu. Hepsi altında kalacaklar. Tek başıma falan yaptım demiyorum. Çok böyle öyle değil. Elimden gelen neyse onu yaptım yani. Ben bu kadarını yapabildim. Gerisi ne yaptı, ne etti onu bilemem. Bir de kalkıp bir şeylerle organizeler, bilmem ne falan, işte falancacı, filancacı. Bana öyle şeyler demeyin kardeşim. Yaptığım şeyler ortada, anlattığım şeyler ortada. Sevgili izleyici arkadaşlarım, takipçi arkadaşlarım, size değil bu laflarım ha. Siz anlıyorsunuz kime söylediğimi. Emin olun bu yayını Sedat Peker izliyor, Süleyman Soylu izliyor, Erdoğan izliyor, saray ve çevresi izliyor. Sünepe bütün o gazeteci elemanları izliyor, muhalif bilmem ne görünümlü tipler izliyor. Bugüne kadar bana görmezden gelme sansürü uygulayanlar izliyor. Haberdar'da birlikte çalışmış olup da 5-6 senedir benim bana bir şekilde sırtını dönen, sözde öyle yaparak kendilerini atlayacağını düşünen o muhalif cenah izliyor. Kendine liberal bilmem ne özgürlükçü demokrat diyen ama bunu yaparak sadece ve sadece kendi sesine aşık olan taifi izliyor. İzliyor da izliyor. Hani ben de şimdi yoklama çekmeyeyim Sedat Peker gibi. Orada mısınız, burada mısınız demeyeyim. Hepinizin orada olduğunu biliyorum zaten. Bunların hepsini bir kenara bırakın. İyi ki varsınız. İyi ki birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. İyi ki ümitle, azimle devam ettik bu işe. Ve devam etmeye de, aynen böyle sürdürmeye de aynen devam edeceğiz. Eksiğimiz, gediğimiz olacak. Aha böyle ışık yok, bilmem ne yok. Evi yeni taşıyoruz, bilmem. Olabilir, olacak. Bu yayınları yapacağız biz. Zaten itiraf ediyorlar. Açık açık itiraf ediyorlar. Kaç yılın bilmem ne gazetecileri açıkça diyorlar ki oluşan bu boşlukçuları işte bu adamlar doldurmuşlar. Adımıza da terörist yaftası yapıştırıyorlar, geçiyorlar. Hepinizin kaç kuruş olduğunu biliyoruz. Geçeceksiniz bir kalem. Seviyorum sizi, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.